Buradan çeşitli görüşler ortaya atılmış. Yani vaktiyle yerle gök bitişik şeklindeydi. Hı hı. Sonra Cenab-ı Hak onları murad etti bir hava basıncı ile ikiye ayırdı. Bu şekilde bu görüş var. Evet. Yani orada bugünkü bilime big big bang yani patlama ona işaret ettiğine 1300 veya 1500 1300 yıl önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmi olduğu halden nasıl bunu biliyordu nereden biliyordu bugün insanlığın bu ulaştığı bilgiyi nereden biliyordu şeklinde buna işaret ettiğine dair bir e, görüş var. Diğer bir görüş rat yağmursuzluk hali yani gökyüzünün yağmur yağdırmaması hı hı. Tabii yağmur yağdırmadığı zamanda e, ee, yeryüzü ne oluyor? Kurak, kıtlık, ürün olmuyor, bitkisizleşiyor. Bu şekilde bir oradaki fet kelimesi de yağ, e, yarılma. Yani o yağan yağmuru içine alıyor, yeryüzü besin deposu haline geliyor. Çünkü ayeti cellen devamında e, ve cealna minel ma'i şeyin hay. Biz her şeyi her şeyi her canlı şeyi sudan yarattık buyuruluyor. Metinsel bağlamda düşündüğümüz zaman ayetin çünkü ve cehennemin elmay ayetin devamı. Metinsel bağlamda düşündüğümüz zaman bu ikinci görüş yani e, efendim e, ratk işte e, göğün yağmur yağdırmaması hali yerin kuraklığa mahkum olması fetk da yarılıp o yağmuru emerek yeryüzünün besin deposu olması hali. Evet. Şimdi buradan şu e, ifade ediliyor, Efendim e, Kur'an'ın indiği dönemde zaten Arap toplumu ümmi bir toplumdu. E, dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara e, kavrayamayacağı, e, idrak edemeyeceği bir şeyle hitap etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak e, evet. yani Kur'an-ı Kerim'in kaygısı veya çabası bilimsel bir teoriyi e, ortaya koymak veya onu e, anlatmak değil. Başta hocamız da söyledi biraz önce. Kur'an-ı Kerim'in temel gayesi nedir? O e, hakikatları işaret ederek Cenab-ı Hakk'ın e, yaratma kudretinin, sanatının, büyüklüğünün olduğunu, yani O'nun muhteşem bir yaratıcı olduğunu, O'nun yaratmasının muhteşem olduğuna işaret etmek için.